Suriye'deki hain oyunu bozma adına harekete geçilmeli. PKK, kurulduğu 1978 yılından bu yana çeşitli ülkelerin taşeronu olarak gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle tanınan ve bilinen bir terör örgütüdür. Bu bölücü terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT'in operasyonlarıyla Türkiye'de güç kaybeden ve bitme noktasına geldiği bir gerçektir. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise farklı bir gerçekle karşı karşıyayız. PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri ve onun güdümündeki ülkelerin silah, eğitim ve lojistik desteğiyle bugün Suriye'nin kuzeyinde bir çete hüviyetinden neredeyse bir ülkenin düzenli ordusu kadar güçlendirilmiş olmasıdır. Suriye iç savaşının başladığı 2011'den itibaren bölgedeki güç boşluğunu kendi lehine kullanarak, uluslararası aktörlerin de desteğiyle büyük bir alan hakimiyeti sağlayan PKK, bir Kürt devleti kurma gayesiyle Suriye'de yürüttüğü faaliyetlerini günbegün artırmaktadır. PKK'nın uzantısı YPG-PYD. 2013'te başkenti Ayn İsa olan Rovava'da Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle Kuzey ve Doğu Suriye bölgesinde demokratik özerk yönetim, KSDÖ ilan ederek önemli bir kazanım elde etti. Birkaç ay önce bir anayasa oluşturdular. Anayasa Mahkemesi kurdular. Buna uygun olarak bir seçim komisyonu oluşturdular. Yakında belediye seçimlerini yapacaklarını duyurdular. Bu seçimi PKK ve Suriye kolları olan YPG, PYD ve SDG yapacak olsa da bu ihanetinin arkasında bölgedeki aktörler bulunmaktadır. Ayrıca bu seçim, Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan sınamanın ötesinde kuşatma stratejisinin bir sonucudur. Şimdi ise çeşitli isimler altında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere emperyalist ülkelerin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde fiili bir otonomi elde etmeye yönelen PKK terör örgütü, PYD, YPG ve SDG gibi çeşitli isimler altında Suriye'nin kuzeyinde ilan ettiği özerlik, üzerinden siyasi güç kazanmak suretiyle uluslararası arenada muhatap alınan devlet dışı aktör konumuna yükselmeyi hedefliyor, gelinen noktada silahlandırılıp eğitilen bu yapı, çetelikten özerliğe, dönüşme yolunda kurumsallaşma ve yerel seçimler hazırlığı içindedir, Amerika Birleşik Devletleri destekli. Bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri, SDG kontrolündeki Suriye'nin kuzeydoğusundaki sözde, özerk yönetimi, için 11 Haziran'da belediye seçimleri düzenlemeye hazırlanıyor olması, Suriye'nin yanında Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerine bir meydan okumadır. Çünkü, özerk yönetim, Amerika Birleşik Devletleri destekli bölücü terör yapılanmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin taşeronu bu yapının asıl hedefi ise, önce, özerklik, sonrasında ise bir proje devlete dönüşmektir. Bu hedefe ulaşma hayaliyle, yerel seçim, girişimi, siyasi güç oluşturma ve devletleşme yolunda tehlikeli bir aşamadır. Bu gelişmeler bir arada düşünüldüğünde küresel boyutlu bir ihanet planı söz konusu olduğu gerçeği görülmektedir. Birbirine hem hasım hem de rakip olan Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya, Suriye'nin kuzeyindeki bu terör yapılanmasında birbirlerini kabul etmiş görünüyorlar. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri, bu yapının hem finansörü hem de mimarı, İsrail'de destekçisidir. Suriye'de önemli bir aktör olan Rusya ise bilgi sahibidir. Rus haber ajansı Sputnik'in özel kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, SDG ve özerk yönetimden oluşan ortak heyetin, Rusya'nın garantörlüğünde Şam'da Suriye rejimi ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirmesi, Rusya'nın da işin içinde olduğunun en bariz örneğidir. Bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında, Türkiye ne yapmalı, sorusuna gelince, Türkiye, egemenlik haklarımızı koruma adına bu ihanet yapılanmasını bertaraf etmek için geç kalmadan Membiç, Ayn İsa, Tel Abyad, Resulen gibi yakın noktalarda Suriye Milli Ordusu ile birlikte askeri gücümüzü harekete geçirmeli, yarın eyvah veya keşke dememek için bizi hedef alan ihanetlere karşı tavizsiz ve kararlı olduğumuz dost ve düşmana gösterilmeli.